Limon. Simay. Kuzey, sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Tamam? Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Oğlum bak bir dinle, sakin ol, anlatacağım her şeyi. Lan bana bunu da mı yapacaktın lan sen? Saçmalama Kuzey. Bunu da mı yapacaktın? Ne yapmaya çalışıyorsun sen lan? Sen yapma. Ha? Seni geberteceğim lan. Kuzey bir dinle, ben seni korumak için oğlum. Lan neyi korumak için lan? Neyi korumak için? Ha? Böyle mi koruyacaksın sen? Bir de şeref sözü diyor bana. Senin şerefin Kuzey, o bana sadece yardım etmeye çalıştı. Bırak. Lan kes! Senin iyiliğin için lan. Ben sana sırtımı döndüm lan. Senin bana bu yaptığını benim düşmanım yapmadı lan. Demet Yetmen'in Simay'ı da mı sıraya koydun lan? Yapmayın. Kuzey. Gel. Gel aslan gel. Gel. Kuzey yapma. Gel. Bırak yoksa polis çağıracağım Kuzey. Hasan gel. Defol git buradan. Allah belanızı versin be. Allah sizin belanızı versin be. Cibiliyetsiz, namussuz, şerefsiz, aşağılık herifler. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Şeref komiser bana sadece yardım ediyor. Belli nasıl yardımcı oldu belli. Puh. Allah belanızı versin lan. Kuzey. Allah'ın belası. Lan ben sana sırtımı döndüm lan. Lan! Şerefsiz namussuz adam. Ben sana evimin kapısını açtım. Allah topunuzun belasını versin be. Üzülme, ben gider konuşurum. Hayır. İyi hadi bakalım, şimdi daha uğraşsın benimle. Dolaşsın bakalım etrafında. Yeter be oğlum. Konuşup duruyorsun yol boyu. Bilmiyormuş işte karın olduğunu. Ya bir bilmiyormuş. Hadi. Yalnız komiserim. Bak gerçekten sana da çok teşekkür ederim abi. Niye? Sen madem bu adamın kim olduğunu öğrendin, niye bana bir şey söylemedin? Niye benim haberim olmuyor? Şimdi Simay ortalarda yok. Ya bu pislik adam bir şeyler yapmış sana olacak mı? Simay güvende, merak etme. Nereden biliyorsun? Ya Simay arayıp söyledi bu heriflerin yerini bana. Onlar rahatsız etmesin diye de saklandı şimdi, başka bir yere gitti. En bak kendine iş falan arıyormuş. Çamura falan battı, yok merak etme. Oturduğu yerde bir doğru düzgün oturamadı, gitti yürüdü kendine. Ya tamam oğlum ya, her şey yolunda. Bak emniyetin de gözü bu heriflerin üzerindeymiş zaten. Bundan sonra ne sana ne de Simay'a bir rahatsızlık verebilirler. Ya sana şeref sözü ya. Yalnız ben sana açık konuşayım. Eğer bu sefer de benden bir şeyler saklarsan komiser, seni de geçmişe gömerim. Kuzey, ben sadece senin başını belaya sokmamanı istiyorum. Hepsi bu. Her şey kontrol altında ya. Bana bir güven. Sen her zaman öyle demiyor muydun? Tamam, her neyse işte. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ve iyi ya da kötü, benim arkamdan şey. Lan ben seninle aynı sofrada oturdum, yemek yedim be. Sana evimin kapısını açtım. Allah belanı versin senin. Vicdansız, namussuz adam. Başını belaya soktum. Arkadaşınla aranı açtım ya. Çok özür dilerim. Hemen eşyalarımı toplar, bugün giderim ben. Yok yok, bir yere gitme sen. Ben bir iki eşyaları çıkarım. Sen kal burada. İhtiyacın olduğunda da ararsın. Kaldığım arkadaşın numarasını bırakırım ben sana. Olmaz ama. Asıl başka türlüsü olmaz. Çıkacağı kadar rezalet çıktı zaten. Merak etme, Kuzey bir daha gelmez buraya. Her şey için çok teşekkür ederim. Ya hakkını ödeyemem. Ama bütün bu olanlardan sonra beni burada tuttuğunu öğrenirse Kuzey seni hiç affetmez. Simay. Bak senin yüzünden bu hale gelmedik biz. Sen bardağı taşıran son damla oldun sadece. Bu olanlar, ben Ali'nin sevdiğine aşık olduğum için bunlar geldi başımıza. Demet'e.
Niye bu kadar delirdiği anlaşıldı şimdi. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Kambersiz düğün olmaz. Görüşmek üzere. İnşallah bundan sonra sık sık görüşeceğiz ama ben bir şey soracaktım da yani bu işin gizlisi saklısı yok değil mi yani? Benden zinhar, zinhar bir kelime çıkmaz ama yani ne bileyim bir gören olur, bir soran olur. Mesela Cemre diyelim. Bana dedi anne sen bugün ne yaptın dedi. Ben ne diyeceğim? Yani yalan söylemek olmaz mıysa evladına? Yok canım bizim gizlimiz saklımız yok. Değil mi? Aa, Cemre de geldi. Allah Allah. Ne işin var senin burada? Kuzey nerede? Çıktı. Ay 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 neler oldu bilsen. Şeref'le Demet'in öpüştüğünü görmüş mü bizimki? Çıldırdı çıldırdı. Ondan sonra da ne zaman gitti. Çıktık peki? Nereye gitti? Gelsiniz de içeri şunu. İçeride konuşalım. Allah aşkına. Rengi ruhsarı atmış. Ay Allah'ım ya. Geç. Geç yavrum geç. Cemre ne oldu? Niye arıyorsun sen Kuzey'i? Bir dakika. Bir dakika. Alo. Alo. Tamam geç otur şuraya. Efendim. Ya ne olur şöyle buyurun oturun. Hadi yavrum. Düşmedi herhalde. Sami amca. Kuzey'in başı dertti. Anneciğim ben çıkıyorum. Bağını sana emanet tamam mı? Tamam oğlum. Bak Ziya Bey herkesi tembihledi zaten. Odaya kimseyi almıyorsunuz. Ebru Hanım bile girse sen yanında gir yine de. Şimdi bir şey söyler, kriz falan geçirir. Allah korusun oğlum. Tamam tamam, dediklerimi unutma. Güveniyorum sana. Unutmam. Tamam, hadi görüşürüz. Güle güle. Ben sana sorarım nişan mişan yapmak neymiş. Sorarım. Ben de seni merak ettim. Geldin mi diye Cemre'ye soracaktım. Ne oldu? Melda Yalgın niçin toplantı istemiş? Gerçekten bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum. Israrla beni de çağırdığına göre önemli bir şeydi herhalde. Senin canın sıkılmış ama belli. Onların canı daha fazla sıkılmıştır herhalde. Onlar? Bugün hayatımla ilgili önemli kararlar alıyorum yine. Israrla uygulamaya koyuyorum hepsini. Venüs, Burak, o çok saygıdeğer hanımefendi Melda. Mahkemeye veriyorum hepsini. Sebep? Bana komplo kurdular. Ha, Cemre ile de boşanıyorum. Ne? Barış. Barış bir dakika. Barış. Ne boşanması? Alo. Merhaba komiser. Merhaba. Kuzey'e ulaşamıyoruz da sen gördün mü hiç? Gördüm. Az önce görüştük kendisiyle. Onun yanında mıymış? Esti fırtına gibi. Dağıttı beni. Sonra da çekti gitti işte. Peki nereye gittiğini biliyor musun? Sami abi Allah aşkına sen de hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıp ezme beni. Oğlum ben sadece Kuzey'in nerede olduğunu öğrenmek için aradım. Onun yanında da değil işte.